Selamünaleyküm Sayın Hocam. Aleykümselam. Hoş geldiniz Almanya'ya. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Almanya'ya ne şeyle geldiniz Sayın Hocam şu an? Ne diye geldiniz yani, niye geldiniz? Ya, Almanya'ya ben torunumun düğününe geldim. Bizden çıkışmadı. Keyif olsa gidek dedik, geldik. İyi ettiniz, hoş geldiniz. Sağ olun. Bizi sevindirdiniz. Kaç doğumlusunuz Sayın Hocam? 1950 doğumluyum, 69 yaşındayım. Almanya'ya daha önce geldiniz herhalde. Evet. 1977'de geldim bir. Münih'e geldim. Hı. Orada 3 ay kaldım. 3 ay sonra tekrar geri Türkiye'ye gittim. Evet. 1979'da tekrar Almanya'ya geldim. Almanya'ya geldim. Evet. Bologna'ya mı gelmiştin o zaman? Önce Münih'e geldim yine. Yine Münih'e. Münih'ten Bologna'ya geldim. Birkaç yıl çalıştınız herhalde burada. Evet, 3 yıl. Nerede çalıştınız? Hangi firmada? Zima'da çalıştım. Evet. Çöpleri toplayan. Evet. Çok güzel. Orada çalıştınız. Evet. Daha önce çocukluğunuz falan nasıl geçti Türkiye'de? Çocukluğumuz işte köylüydük. Evet. Çiftçiyle uğraşıyorduk. Hayvan otlatmayla. Evet. Ondan sonra tütün. Bilhassa tütün. Tütün alıyordum. Çok evet, çoktu. Tütün yasaklandı. Ondan sonra ben şahsen nohut ağırlık verdim. Evet. Nohut ağırlık çalıştım. Nohut ağırlık şey verdim. Böylece nohut da sonra tallarda olmaz oldu. Verim düştü. Evet. Nohutu bıraktım. Araç içinde kaldım. Aspir ektim. Aha. Evet. Aspir ektim. Aspirden kanımı alamadım. Evet. Yani tütüne alternatif bir besin kaynağı bulak değil. Ondan da bir kanımı alamayınca bu sefer ayçiçeğine. Şimdi ben buldum. Evet, şimdi 8 senedir ayçiçeği yapıyoruz. İçin ben ektim, koydu ayçiçeği. Evet. Baktık ki arkadaşlar iyi, şeydi, geliri iyi. Her şey şimdi ayçiçeği ki, ayçiçeği, buğday arpa. Şimdi ektim, kimsenin hurtanı ekmeği, tütü yapmıyor. Bir de bamiye. Bamiye yapıyor. Bamiye, evet. Çok güzel. Başka şeyler ekleyeceğim o zaman. Almanya'yı değişik buldunuz mu? 79 yılında. Çok. Yani hiç tanıyamadım ben Almanya'yı. Yani şey, Prehtay, Lohre'yi tanıyamadım. Çünkü çok değişmiş. Evet. Halbuki benim cadde cadde geldiğim 3-4 sene. Yollar değil mi? Çok topladım. Çok iyi biliyordum şeyleri. Strateleri. Evet. Ama şimdi hiçbir yeri tanıyamadım. Evet. Çok değişmiş. Canan Bey, şimdi bizim gençlere bir nasihatın falan var mı? Bir şey demek istediğim var mı? Evet, demek istediğim Allah sana Türk bildiyse herkes çalışsın. Evet. Çalışmadan başka bir şey yok. Evet. Bu arada hacca da gittiniz, mübarek olsun. Allah herkese nasip etsin. Evet. Senin kombinsin, herkese nasip etsin. Hem de genç yaşta. 2019'da gittiniz değil mi? Yeni gittiniz yani. Daha bu saat geçen sene. Yani bu sene. Bu sene. 2007'de yazıldım. Bu da evet. Bir şey değil mi? 2007'de yazıldım. 2007'de yazıldım. 2019'da. 2019'da uğram çıktı. Neredeyse 11-12 sene. Evet. Sabrettiniz. Sabrettim, bekledim. Evet. Allah da nasip etti. Evet. Allah kabul etsin. Amin. Allah canı gönderin isteyen herkese nasip etsin. O da çok güzel gelişti herhalde. Çok güzel gelişti. Oradaki anılarından bir anı. Evet, oradaki anılarından arkadaşımın birisi şeker hastasıymış. Evet. Yanımda kriz geçirdi. Kabe'de. Orada yardımcı oldum. Şey çağırdım. Ambulans. Hı. Ambulans çağırdım. Önce bir otel aradım. Oteldeki yönetici. Aracından ambulans çağırdım. Bir arkadaşımı aldım götürdüm şeye. Hastanede. He. Sonra hoca geldi. İşte beni bıraktı. Hoca kaldı geldi. Yanında arkadaşım. Böyle bir anımız oldu. Çok iyi geçti. Evet. Memnun kaldım. Memnun kaldım. Hele Diyanet'ten gittiğimden çok memnunum. Evet. Evet. Yani yapılan hizmetler. Yapılan hizmetler çok üstün. Daha önce ben şirketin ömrüye gittiğimi de evet. 11 sene önce. Şirketin yapması mümkün diyor, ziyaretin yaptığı tabii. Hizmetleri. Evet. Allah kabul etsin. Amin. Allah tekrar nasip etsin size de. Evet, sağ olun. Teşekkür ederim.
başka demek istediğin falan bir şeyler var mı? Demek istediğim bir şey yok. Herkese selamlar. Aleyküm selam. Askerliğimizi nerede yaptınız? Askerliğimi acemi bildiğim İsparta'daydı. Evet. İsparta'dan Kırıkkale'ye geldim. Kırıkkale'de bir ay kaldım. Ondan sonra beni şeye gönderdiler. Şoför kursuna. Evet. Mama. Mamak'ta 3 ay şoför kursu gördüm. Şoför ehliyetini alıp geldim. Bir ay sonra Kırıkkale'den tekrar bir yılda beni Şubu'ya şoför kursuna gönderdiler. Orada da başarıyla şoför üniversitesini aldım. Geldim askerliğe, Kırıkkale'de terfi oldum askerlikte. Kaç ay yaptınız askerliği? 20 ay. Siz o zamanınızda mı? Evet, öyleydi, evet. 20 ay yaptım. Askerliğinizde önemli bir anınız var mı benim unutamadığınız? Evet, onu demeyim ya. Değil mi? Yok. Tamam. Tabii tabii. Önemli bir anı oldu mu? Olsun. Cavir Bey, askerde adınızdan ben önceden duymuştum. Barış Manço da vardı herhalde. Evet. Asker yaptığınız dönemde. Ankara Mamak, Ulaştırma Bölümünde. Bir de subaydı Barış Manço. Herkesten çok ilgilenirdi. Herkese eğiliyordu. Herkesin hallatını soruyordu. Mektubu gelinmeyenleri alıp götürüp beni kuşede teselli veriyordu. Şarkı söylüyordu. Ta o zamandan. Evet, ta o zamandan. Herkese moral veriyordu, ile birisiydi. Barışman. Çok yakından tanıdım. Zaten Allah rahmet eylesin. Çok hareketli bir müzikler. Çok. Hiç ben onun tek pedala attığını görmedim. Orada arkasına geliyorduk böyle. Evet. Hep tek pedala çıkardı şeyi, merdivenleri. Öyle bir direnme adam. Adamdı. Bir de Cavir Bey, seninle benim bir anım var. Evet. Hatırlar mısın? 1978 miydi ya? Sen beni okula bırakmıştın. Şu şehirde. Ha, 78 şu şehirde. Ha. Hatırlıyorum ben. Yani. Otelde yattım sen orada. Ya, senin zorla bıraktım yok ona ya. Öyleydi değil mi? Öyleydi, sana ağladım. Yani böyle boğazıma cezildi Cavir Bey, ona dedim. Ağlayacağım, ağlayamıyorum dedim. Ya ben işte seni bırakıp gelince hep orada ağlayacağım şimdi. Ondan sonra beni sınıfa gördüler. O arkadaşları falan görünce biz unuttuk. Tabii tabii. Başladık onlardan oynamaya falan. Evet. Öyle kaldı. Evet. Sağ ol. Seninle o şeyimiz de var ya. Size sağ olun. Allah'a emanet olun.